Herkese merhaba. Ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi modlu survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. At arkadaşlar hatırlarsanız geçen bölüm buraya güzel bir yatak odası yapmıştık. Hobbit köyümüzde, Hobbit evimizde huzurlu bir yatak odasında böyle bir zaman geçirelim, uyuyalım, dinlenelim, günün yorgunluğunu üzerimizden atalım ve ertesi gün daha iyi çalışalım diye böyle bir oda yapmıştık. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün şöyle fikirlerim var. Şu bacayı küçülteceğiz. Ve şuraya ufak bir meydan gibi bir şey yapıp ortasına bir kastım ağaç. Aynı şekilde şuraya da bir tane ağaç düşünüyorum. Tam bizim Hobbit oyuğumuzun üstüne arkadaşlar. Yine video dışında çalışamadım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim sadece video çekebiliyorum. Edit yapabiliyorum. O kadar zamanım oluyor. Bu aralar biraz zaman konusundan sıkıntı yaşıyorum. Siyah genç o yüzden aha Aladdin de büyümüş. Şimdi meşeden arkadaşlar kastım ağaçları yani kendimden yaptığım ağaçları meşeden yapacağım. Ama öncesinde şu envanterimi ben bir boşaltayım. Boşalttım dostlar envanterimi gördüğünüz gibi ve bir tane saksı bıraktım. Hala yani 30 37 level'ımızı büyü basacak seviyeyi toplayamadık. Arkadaşlar şuraya bir yere koyacağım Bunu da bak. Hop Hop nasıl? <laughs> Şura boşluk kalsın ki her yeri kapatmasın görünsün abi. Burası bizim odamızın e, penceresi. Çok güzel oldu bence. Şu pencereleri de bu şekilde tasarlayacağız. Şimdi öncelikle e, şu tarlayı da toplayıp bu arada biz çalışırken de ineklerimiz en azından videoda çalışamıyorsak da ineklerimize bir artsın. Şu tarlayı bir toparlayalım. Tarlayı toparladık dostlar şöyle gördüğünüz gibi ve elimize 45 tane buğdayımız oldu. Şimdi ineklerimizi yine çoğaltacağız ve bregomuz var orada bildiğiniz gibi. geçen bölüm bregomuzda getirmiştik uzak diyarlardan. Brego yemiyorsun değil mi sen bundan? Yok. <laughs> Brego ne yiyor? Altın avuç yiyor. Elma yiyor. Oğlum gelseniz lan. Yemek dağıtıyoruz burada hiç umurlarında değil. E siz, siz aldınız. Bak sizi daha önce gördüm. Yemek alanlar bir daha almasın lütfen. Tamam. Arkadaşlar şimdi sizce bir kıysak mı ki bunlara yine? Yoksa biraz daha artsalar mı? Aa, biraz daha artsınlar ya. Şu an gerçekten kıyamadım. Nedir portalımız da orada. Oraya da güzel düzenlemeler yapacağız. Şimdi özel öncelikle bizim... Beyze bir gidiyorum. Ee, evimize bir giriyorum. Meşe odunumuz var mı? Biraz da meşe yaprağı da toplamamız gerekiyor. Makas da alacağım. Şurada makas vardır abi. Aa iki tane varmış. Şunları da elimden attım. Bizim meşe kütüğümüz var mı? Çok fazla lazım olacak yalnız. Hepsini çevirmişiz abi. Bizim yine meşe toplamamız gerekiyor ve bu arada yanımıza makas olduğu iyi oldu. Diye olduk. Kırdıklarımızın da yapraklarını da toplarız. Abi en güzel meşe ormanı nerede? Şu çankları biraz açacağım ya. Şöyle bir 16'da olsun. En güzel meşe ormanı nerede abi? Şu tarafta da var arkadaşlar. Şu taraflara da girişebiliriz. Bak bir sürü meşe var orada görüyorsunuz. Ormana da dalabiliriz. Biz gideriz ormana hep ormana. Baltamız yeter mi? Yetmez. Bu balta kırılır abi. Ben eve bir gideyim. Geldim eve abi. Hemen bir balta yapıyorum. Şöyle 3, Süper. Yedek baltamız dursun. Artık gerçekten büyü basacak seviye, elmas bulma seviyesine gelmek istiyorum. Gerçekten gelmek istiyorum. Ama her gün atmaya çalışıyorum. Siz de müsemma gösterirsiniz dostlar. Gidelim o ormanların oraya ve şöyle etrafa bir bakalım abi. Çok huzurlu bir yerimiz var. Davıklar da geziniyor etrafta. Maden yerimizde burası biliyorsunuz. Çok güzel şeyler olacak arkadaşlar burada. Oo, burada çok güzel meşeler var tamam. Hem yapraklarını toplarız hem de Ağaçları toplarız. Birazcık ben ağaç ve yaprak toplayayım dostlar. Dostlar makasımız kırıldı. Hem de gördüğünüz gibi 43 tane meşe kütüğü topladık ve akşam oldu. İsterseniz bir gide, gidelim yatalım uyuyalım. Bugün şu evin üstündekini değil de sadece şu merkezdeki meydandakini halledebilirsek yine güzel olur. Zamanımız karsa yine oraya yaparız. Hem de şu biyodasın tasarımıyla da biraz uğraşabiliriz. Tam şuraya bir yere ufak bir meydan gibi bir şey yapmayı istiyorum. Kadim Krallık'ta dayımızla da yapmıştık hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Onun gibi Tabii. yatak odamızda bir uyuyalım abi artık şurada uyumuyoruz. Bak yatak odamız var orada uyuyoruz. Günaydınlar çocuklar. Şimdi orayı neyle tasarlayacağız? Abi tahta çevresini ladinden yapıp ortasına meşeyi ondan yapabiliriz aslında mantıklı bak. İleride zaten birkaç düzenleme yaparız oraya. Şimdi şundan dört bir yanına şöyle koysak. Üstlerine birer çit koyarız. O yüzden şundan al. Birkaç tane çit yapalım. Var mı abi? Şöyle biraz çit yapalım. Yaprağımız da var. Abi kova ile su alırız. O tamamdır. Şu an doğaçlama olarak bir şeyler yapmaya çalıştığım için biraz zor arkadaşlar. Ortadan da bir tane ağaç çıkarız. Daha doğrusu meydana bir tane ağaç yapacağız. Etrafında şu ortaya bir tane ağaç yapacağız. Etrafında meydan gibi süsleyeceğiz. Aslında en geniş yer tam burası. Şura biraz daralta verir. En giriş yer burası gibi duruyor. Hepsinden de bir şeyler çıktı ha. Şöyle tam statiğini yapamayız ama. Arkadaşlar bakın. Abi. Bir. Şuraya. İki. Şuraya bakalım. Üç. Arasında kaç boşluk kaldı? Üç, dört, altı kaldı. Tam aslında şey olsun istiyordum. Şöyle yedi olsa. Şurası çok mu size Şurayı daraltır. Yo aslında daraltmadı. Çıkış oldu. Beş olsun abi. Şurada beş olsun. Diğer tarafa beş yapmışız. Burası da bir, iki, üç, dört, beş. Hop. Aralarında beşer boşluk olan bir yer. Şöyle. Şimdi bunları soyuyorum. Şöyle üstlerine birer tane çit atacağım arkadaşlar. Şu an tamamen doğaçlıyorum. Hiç, hiçbir fikrim yok nasıl bir şey yapacağım ama inşallah güzel bir şeyler çıkacak. Abi tam ortaya bir crafting table atalım şeyin altına. Tam şurası ortaya denk geliyor ama. Buraya tam ağaçta denk gelecek. Öyle bir sıkıntı. Şimdilik yapabileceğiz bir şeyler. Abi merdiven. Şöyle ve şöyle merdiven. Şöyle şöyle merdiven. Merdiven kalmadı. Bir gideyim merdiven getireyim. Gettim arkadaşlar gettim şuraya ve şuraya şöyle. Tamam mıdır? Ardından şuralara e, bizim şey var mıydı? Nülüfer var mıydı bilmiyorum ama. Şöyle birer kova su. Tam ortasında ağaç olacak. Birer kova değil de aslında şöyle mi olsa arkadaşlar? Çok mu? Çok mu daraltır sizce? Nülüferle kapatırsak bir şey olmaz gerçi de. Şunu yanlış yaptım ya. Şu olmayacak. Şöyle çok mu daralttı sizce? Ne bileyim abi. Yok aslında güzel durdu. Şöyle. Tamam. Bir Dur bakayım abi balık farmımızda bizim nilüfer var mıydı yoksa işte Bataklıklardan falan toplamak zorunda kalacağız Öncelikle şuraya bakacağım şuraya da koyabiliyorum ya Burada yok abi hadi oğlum hadi oğlum iki tane hmm. Tamam zamanla tutacak arkadaşlar ve o sorunu halledeceğiz O konuda sıkıntımız yok Su alıp getirmemiz gerekiyor sadece Sınırsız su kaynağı yakında yok İki tane iki kova yapsaydık Abi şöyle bir şey yapabilir miyim? Abi bozulur şeyler dur Şurada var demen ya İki kova alır geliriz. Abi ikinci kovayı da getirdim ve burası sınırsız su kaynağı oldu. Şuraları da full böyle su yapacağız abi. Şöyle koysaydım ne güzel sınırsız olacaktı. 3-4 kova su koyduk şuraya. Bir şuraya bir şuraya koyunca sınırsız oluyor zaten süper. Abi şuranın da bir şurası kalmış. Tamam mükemmel. Şimdi dostlar. Nidüferleri ben geldi şu taraftan geleceğim için buraya. E, şuradan bir yerden yerse her tarafına şu giriş yerlerine koyarız da şimdilik böyle kalsın. Böyle bir alan oldu. Bizim meşe yapraklarımız var. Meşe yapraklarımızla da arkadaşlar şöyle şuralara birer tane atsak şu şekilde. Nasıl duracağına bakacağım. Sanki yaprak dökülmüş gibi ağaçtan gibi durdu mu? Şöyle ve şöyle koysak mesela. Abi eşit olmasın bence. Bu mesela böyle olsun. Bu sadece böyle olsun. Şu üçlü olsun. Şuradan çıksın. Şu şöyle olsun. Ne bileyim hani yaprak dökülmüş gibi sizce iyi olur mu? Hoş olur mu? Böyle eşit olmadan. Ya yani şimdilik yaptık beğenmesek ileride değiştiririz. Ağaca geçelim. Diğer taraf süslerine yine ileride bakarız. Mesela şuralara birkaç çiçek falan atarız. Böcek atarız. Bir şey atarız. Toprağını değiştiririz. Bir şey yol yaparız şuraya doğru. Birazdan yol da yaparız. 43 tane meşe kütüğünü şöyle meşe odununa çeviriyorum. Ee, kenar kıyısı köşesi görünmesin diye. Şöyle bir çıkalım. Bir iki. Şunu da, bunu da tamamen doğaçlayacağım ama. Bu tarafa doğru. şuraya yaysın. Biraz şöyle olsun abi. Yalnız yetmeyecek sanırım bu bize. Abi şöyle oldu. Burası da şu köşesi de şöyle gitse. Böyle bir ağaç aslında yeter ya. Aşırı büyük bir şey gerek yok çünkü burayı çok daraltır. Şimdi en önemli ve sancılı kısım bizim şu an şeyimiz olmadığı için arkadaşlar. İskelemiz olmadığı için. Artık buralara nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Çıkmışken elimizden geldiği kadar her tarafı süsleyip aşağıdan yapabileceğimizi aşağıdan yapacağız. Ben burayı bir süsleyeyim abi. Yukarıdan süslemesine... Allah suya düşeyim dedim olmadı. Yukarıdan süslemesi bu kadar yeter. Şuralardan da böyle süsleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız orayı işte şuraları iskele gibi kullanacağız artık. Şu altlarının kesinlikle süsü çok önemli. Şurası da aynı şekilde. Keza. Dostlar şu şekilde bir şey yaptım. Böyle etrafını kapladım ama sadece bu kadar yetmez. Bu ağaçları şu uzatmak istiyorum. Hatta bu tarafını da şöyle düzenleyeyim. Zamanla şimdi beğenmezsek değiştiririz ama şimdi de güzel bir şey olsun istiyorum. Çünkü bayağı bir böyle duracak. Şuralarına da şöyle görünmesin aslında çok ağaç. Şurada bir şey var. Orada yapacak bir şey yok artık görünsün. Şimdi güzel olaya geleceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz dostlar? Birkaç yerden abi ağaçları sarkıtacağız. Bak. Şöyle bu tarafa doğru. Şuraya koy. Hatta var ya ne yapalım biliyor musun bak. Şu en uç bölge var ya. Buradan arkadaşlar biraz uzatalım ağacı. Yere yere değiyormuş gibi sanki. Anladınız mı? Şöyle. Çok mu saçma oldu? Abi şu ucu biraz saçma oldu ya. Şöyle olsun. Hatta şurayı da kır abi. Şunları da kır. Şöyle. Tamam. Aynı şekilde diğer taraftan. Çünkü çok meşe yaprak yönünden sıkıntımız yok. Aynı şekilde. Şurada iki blok sarksın şöyle çok fazla değil. Kez aynı şekilde. Dur abi. Burayı da böyle sarkıttık. Üç bir yanından böyle bir ulu bir güzel bir ağaç gibi arkadaşlar. Bilmiyorum. İleride biraz daha süslendiririz püslendiririz. Aralarında ağaç e, kütükler var ama kütük yokmuş gibi gözüküyor da kütükler var abi. abi şuraya da bir iki tane şöyle atsak fena durmaz. tamam. Böyle bu ağacın kütüğü. Şimdi bunun aslında biraz daha şey kalsaydı ha kalmış aslında dur bakayım belli olmadan bir şekilde abi iki tane şöyle gider mi? Şöyle tık tık böyle gitsin. Bir tane kalıyor. Bir tane de şöyle şu şekilde koyacağım bunun kökü gibi arkadaşlar anladınız mı? kökleri böyle. Daha ileride birkaç meşeyle daha süsleyebiliriz. Buranın ışıklandırması olarak ben bir fener alayım geleyim. Işıklandırması dört bir kenara da fener koyarsak daha güzel durabilir. Ve arkadaşlar bunlar tamamen kafadan doğaçlıyorum abi. Herhangi bir örneğim, bir şeyim yok. Zaten bir yerden baktığımda söylüyorum sizlere biliyorsunuz. Şu an tamamen kafamdan doğaçlıyorum. Ne kadar güzel olur olmaz onu bilemiyorum ama dünyayı kendi hayalimdeki dünyayı oluşturmaya çalışıyorum böyle. Hatta arkadaşlar bak. Ağacın Dallarını abi dala da tutuyordu ya. Bak bir tane de şuraya gidebilir bak. Gördün mü? Ağacın dibinde olur ya öyle. Bir tane de orada. Oo. Çok iyi. Aa buna da bir isim veririz. Artık manzaramız da süslüyor bu. Yalnız şurası biraz az olmuş gibi. Şöyle. Şöyle yapsak buraya da. Daha bir, oo, daha bir tatlı ve güzel durdu. Bizim sarmaşığımız da vardı. Bir saniye tam gece olmadan birkaç sarmaşık da atacağım birkaç yerin abi sarmaşıklara ne olmuş? Ha burada 17 tane. Hepsini alma. Şöyle yalnız burada yaprak da varmış. Tamam süper. Şu yaprakları atabiliriz artık. Bir 64'lük yanımızda kalsa yeter. Birkaç şöyle iskelet kit buradan. Arkadaşlar şöyle sarmaşık da atacağım. Bu aşağı doğru sarkmıyor ama kendi kendine değil mi? Şöyle olmuyor yani. <laughs> Creeper olaydı bu öldüydüm. Hiç sesini duymadım. Terbiyesiz seni. Aa oldu. Aşağı doğru kendi mi sarktı ben ben bir şey yapmadım. Abi şu da bu tarafa doğru sarksa. Böyle kendi sarkıyorum hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şuna iki tane, üç tane koyacağım. Tamam. Bak bir tane kendi kendine sarkmış mı artık. Çok güzel durdu. Vay arkadaşlar. Çok tatlı durmadı mı ya? Hobbit evimizin önündeki meydan. Bir yatalım uyalım sabah da yolu falan yaparız. Oh be. Huzur içinde bu uyalım. Bak manzara zombi manzaralı. <laughs> Günaydınlar çocuklar bizim şu horoz yine ne öttü be. Arkadaşlar yol yapacağımız için şu işimize yaramayacak şeyleri ben bir boşaltayım envanterimden. Yol için yanıma taş, taş tula ve andezit aldım. Cilalı andezit. Aşırı fazla böyle şey koyunca da çok fazla güzel durmuyor. Şimdi evimizin önü buradan çıkıyor. Meydana şimdilik sadece meydana bağlıyorum. Tek belli olan yol burası olduğu için. Böyle. Tamam. Bu anlamda tamam. Şimdilik bir de arkadaşlar birkaç yeri açalım şu şekilde. Köpekcik ne yapıyorsun? Seni de yolun içine dahil edeceğim tamam mı? <laughs> tamam. Öncelikle taşları bir koyalım arkadaşlar. Şöyle taşları koydum. Şimdi taş tuğlalarda sıra. Ve en son olarak da andezit. Az kalırsa cilalı andezit hem de arkadaşlar. Az kalırsa daha sonra yine yapıştırırız orası. Şöyle bir bakalım. Belki 7 taneli toprak falan da çok güzel gidebilir ama. Böyle bir e, patika yol gibi bir şey yaptık. Yol biraz geniş oldu. Bu meydana gidiyor. Bu meydana da bir isim vermek istiyorum aslında arkadaşlar. Bu ağaca bir İsim vermek istiyorum. Yorumlarda bu ağaca ne isim vereceğimiz fikirlerini yazabilirsiniz. Şöyle gayet güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu uzaktan bakıldığında nasıl duruyor? Yani Hobbit e, oyuğumuzun önünde ufak tatlı bir meydan gibi, ağaç gibi. Şuraya da bir tane ev falan gelirse. Şuran zaten önünü açacağımız için şuradan ve şuradan biraz daha ferahlayacak abi. Şuraları açacağım yani. Şurayı ve şu ineklerin bulunduğu yeri bile açabiliriz. Şu uzaktaki boşluğa bağlayacağız yani. Gayet güzel olacağını düşünüyorum. İneklerimiz bir daha şey yapıyorsa beslenirse bir daha besebiliriz. Hatta gel ger gerçi şu buğdaylar büyüsün ya. Büyüyünce daha güzel duruyor ya da böyle de güzel durmuş ama korkulu da giydirmek lazım. Şu bizim artan buğdaylarımız da abi şuradan kaç tane? 55 tane alalım. İneklerimizi bir çoğaltalım. Bu gelişi arkadaşlar. Evimiz, beyzimiz ve çevresi güzel bir şekilde gelişiyor. Umarım daha güzel olur. Sizin güzel yorumlarınızla da güzel güzel şeyler yapacağız. Oo tamam. Abi daha çiftleşiyor. Şunlar çiftleştirelim. Ondan sonra bunlar da bir kıyım yapabiliriz. <laughs> tamam mı? Şimdi yeni yavrular çıkacak ya. Abi ganimet kılıcımız olaydı iyiydi. Şeytan diyor git kılıcı ganimet bas ha. Bak sinirlendim. Abi şu büyük inekleri bir ortadan çıkaralım. <laughs> Aradan. Tamamdır abi. Bir tane büyük kaldı. O onlara yol göstersin. Tamam onu ellemiyorum. 25 tane deri. Çok iyi abi. 33 tane et ve 25 tane deri. Gayet güzel. Şimdi yapabildiğim kadar da kitap. Artık şu bir odamızı yapmak istiyorum. Şunların pencerelerini de tasarlayalım ya. Aynı şunun gibi güzel dursun ya. Değil mi arkadaşlar ya? Nice olur. Abi sen şunu at. Şunu da pişirmeye at. Duman fırınımız vardı bizim ama duman fırının içinde kömür yok abi. Değil mi? Oo tuğlaları güzel sislemek için. Abi tam sana sana bu görevi veriyorum. Tamam mı o fırın? Bak odamı da ısıt. Bu arada yatak odamızı da ısıtıyor bu fırınlar arkadaşlar. Yani eski zamanda ne arası kaloriferdir işte doğal böyle ısıtıyorlar işte. <laughs> Şimdi abi sen bana buradan e, direkt kağıt hatta biraz da şeker kamışı varmış. Bu kadar az olduğunu bilmiyordum ha. Kitap yap abi bir sürü. Şeker, kağıt yetmedi. Deri 4 tane kaldı kağıt. Abi sen sen şu an saçmalıyorsun. Ya bu kadar da yetebilirdi. 23 tane kitap. Ne kadar tahta var? Abi şu tahtayı ver. Buradan da biraz ver. Yap abi yapabildiğin kadar kitaplık. 7 tane. 2 tane kitap artmış yine. 7 tane umarım yeter. Bura bir yettikten sonra burayı tasarlayacağım. Gerçi daha sonra yine kırmak zorunda kalabiliriz de. Abi şuraya koyuyorum. Ee, üstüne de koymak gerekiyor değil mi artık? 1-2-3 tane şöyle koyalım. Şu meşale tekrar şuraya atıyorum. Hatta buraya şimdilik ya. Meşale kullanmayı hiç pek sevmediğimiz şu köşeye şundan atalım. Usta sen şimdi... Ulan sen zaten büyülüsün. 28 mi? Abi sen daha benden ne istiyorsun ya? Gerçekten sen daha benden ne istiyorsun? 4 tane deri varmış ya gideceğim... Ama bu dört tane derden bir tane yok. Dört tane kitaplık oluyor bir tane kitap. Dur. Şeker kamış toplayalım gelelim o zaman ya. Meydanımızdan geçelim hem de arkadaşlar. Bu meydanı boşa yapmadık değil mi? <laughs> Oo bu arada battislerimiz ve şunlar da büyümüş. Abi o zaman önce şu patatesleri bir toplayalım. Tamamdır. Sonra şu karpuz ve kabakları toplayalım. Hoppa çok iyi abi. Şurayı arttır. Şimdi yanında çapa yok ya. Çapa olsaydı hallederdik de. Koyuncuklar. Şu şeker kamışlarını da bir alalım. Tamamdır dostlar. Kaç tane yapmış abi? 37 tane şeker kamışı. Ha yani buradan hep 37 tane çıkıyor. Demek ki geçen de 37 tane kaldı. Şurada niye boşluk abi? Benim sinirim bozdu. Yanımda toprak varsa kapatacağım. Böyle. Gayet güzel. Meydandan geçeceğim bu arada sürekli. Aa, bak bunlar kendi kendine büyüyor. Bu büyümüş de şunlar büyümedi abi ya. Bak bu üçüncüye büyüdü. Neyse artık yapacak bir şey yok. Sen bundan kaç tane şu kaç tane kitap yapabiliyorsun? Abi şeker kamışlarını bir kağıda çevir. Şu şekilde. Kaç kitap verebiliyorsun sen bize? 4 tane. 6 tane. 2 tane kitaplık. Mükemmel. Tahtamız var mı? 2 tane kitapla yetecek kadar var abi. Uuu süper. Hadi oğlum. Hadi oğlum be. Yeter artık değil mi arkadaşlar yani? Tadı kaçtı olayın. Artık yeter. Abi 2 tane şuraya koyacağız o zaman mecburen. Şunu bir kır. 2 tane buradan alıyordur inşallah. Şöyle. Abi yok. Hiç fayda. Orası fayda etmiyor o zaman arkadaşlar. Niye böyle oldu? Abi o zaman şöyle bir şey yapacağız mecburen. Bunlar kırınca inşallah kitaplar 6 tane verir tamam. Tahtamız yok şimdi de. O zaman şunların da bir faydası yok abi. Bunları da bir al. Şuralara koyacağız. Ben bunlara tekrar bir kitaplık yapayım tahtayla. 5 tane kitaplığımız hazır. Bak şimdi bile 28 lira Şimdi bile 28'dir onların hiçbir faydası yokmuş evet. Yani maalesef. Abi bak şuralara da olur. Şuraya da Bak şimdi 30 olmuştur belki de. Evet. Ya fazladan kitaplığımız var. Süs olsun diye şuraya koyabiliriz aslında. Sırf süs için. Şöyle ne bileyim sırf süs olsun diye arkadaşlar bunlar böyle bir köşe lapis getiriyorum neye basayım abi sizce büyü 37 level'ım var kesinlikle kazma abi bu kazma illa kırılacak bizim hiç iki tane mi abi yapma bunu iki tane sadece inanılmaz bölüm arasında maden yapmam lazım şu envanterimi boşaltayım gözünü seveyim ya tamamdır bir tane biraz patates kalmış onu da pişirmeye atabiliriz abi burası pişmiş tamam patates sen de burada piş Yemeğimiz güzel. 53 tane bifteğimiz var. Aa biftehlik besleniyoruz bak. Balık etiyle besleniyoruz. Sürekli balık yiyorsun diyorsunuz ama yiyeceğiz illaki ama şu anlık ona ihtiyaç duymadı. Şu lambayı da atıyorum yerine şuradan mı almıştık? Arkadaşlar ne yapalım? O zaman bu videomuzda burada sonuna gelelim. Hızlı bir şekilde, tatlı bir şekilde, siz beğendiğiniz sürece her gün hızlı bir şekilde geliyor Moto Survival videoları. Like butonunu parçalamayı unutmayın. Daha fazla Moto Survival istiyorsanız tabii. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar ve hoşçakalın.